Herhangi bir kimyasal madde Önümdeki, önümdeki satır başlara göre gidiyorum. Obeziteyi geçti. Kalp damar rahatsızlığı ile ilgili hanımefendiyi bilgilendirdin. Genel anlamı itibarıyla elimizde bitki takviyesi olarak ne var? Kalp rahatsızlıkları sebepleri neydi? O da yine sağlıksız beslenmeyle mi ilgili? Biraz stres de yok mu işin içinde? Tabii. Mesela kalp damar rahatsızlığı mı sordunuz? Şimdi mesela program başında dedim ya, protein ağırlıklı beslenme iki problemi tetikler dedim. Asidozu söyledim fakat ikincisini söylemeye fırsat bulamadık çünkü soru soruldu. Programdan şey oldu. Karışıklığa geldim. Homosistin denen bir madde var. Proteinler amino asida dönüşürken artık bir madde var. Homosistain denir buna. Homosistain biyojen bir amindir. Amino asit değil, tehlikeli bir maddedir. Bunu şuna benzetebiliriz. Tuğla yapacaksınız inşaat için. Çimento gerekir, kum gerekir vesaire vesaire. Ve tuğla taşı yapılırken ortaya artık madde çıkar, toz. Atarsınız çöpe. Bu çöpe atılmaz, vücudumuz bunu tekrar değerlendirir. Homosistaini eğer ki kişinin kanında, vücudunda yeterince B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit varsa homosistaini tekrar amino aside dönüştürür. Yani tuğla taşına dönüştürür. Faydalı hale getirir. Zararını önler. Ama bağırsaklarda faydalı bakteri azalmışsa B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit azalır. Azalırsa ne olur? Homositin sürekli yükselir. Homositin yükselmesi demek damarlarda sertleşme. Kalp damar rahatsızlığı demek. Aniden beyin kanaması, kalp krizi. Dünyada kolesteroldan daha tehlikeli olan homositin. Ama homositin kimse konuşmaz. Bilinmez. Hiçbir tahlilde, hiçbir doktor istemez. 30 yıl önce Almanya'da doktora gittim, dedim ki benim kanımdaki homositin oranını öğrenmek istiyorum, bir tahlil yapar mısın? Anlamadım dedi. Homositin dedim. Ben böyle bir şey duymadım dedi. Biyojen amin dedim. Anlamam dedi. Protein parçalanırken işte amino asit dönüşüyor, artık madde ortaya çıkıyordu. Hiç duymadım dedi. Hemşireyi çağırdı, homositin nedir dedi. Bilmiyorum efendim dedi. Dedi ki senin işin ne dedi, mesleğin ne dedi. Dedim ki bitkiler üzerine araştırma yapıyorum. Cumartesi günü sana geleceğim dedi. Ziyaret edeceğim, bir kahve içeceğim dedi. O güne kadar araştıracağım, bana müsaade et dedi. Peki dedim. Cumartesi günü bana kahve içmeye geldi. Özür dilerim dedi. Ben 20 yıl doktor oldum. O zamanlar homosistein diye bir şey yoktu dedi. Araştırmadım ama varmış dedi. Çok çok tehlikeliymiş, haklısın dedi. Çok çok tehlikelidir kandaki homosistein. Yani onu geçerse bütün hastalıkları tetikler. Kolesteroldan falan çok çok tehlikeli. Bunu da bağırsaktaki faydalı bakteriler azalırsa, vitamin üreten faydalı bakteriler azaldığı için ortaya çıkıyor. Önemli olduğu için söylüyorum. Elimizde bitki takviyesi olarak ne var? Bunlar için kalp damar tıkanıkları için sertleşmeler. Alıç forte dedim ya. Az önce gösterdiniz evet, değil mi? Kalp damar rahatsızlığı. Fakat şöyle. Bir insanda ortalama 120 bin kilometre uzunluğu damar var. Dünyayı 3 defa dolanacak kadar uzunluğu damar. Damarları su borusuna benzetelim. Su borusunun içinden kireçli su geçtiği zaman ne yapar? Tıkar. Damarların içerisinden de böyle homosistain yavaş yavaş tıkar. Buna karşı kişi iksir kullandığı zaman limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın başak otu, zeytin yaprağı, kakule 19 çeşit bitki içer. Şu elindeki. Evet. Kişi diyelim ki doktora dedi ki anji olması gerekiyor. Stent takılması gerekiyor. Zamanı varsa 6 hafta kullansın. 6 hafta sonra doktoruna gitsin. Aradaki farkı görür. Pozitif bilimden vazgeçmesin ama bunu da kullansın diyorsun. Hayır, bu zaten pozitif bilim. Sarımsak klinik araştırmalarla ispat edilmiş. Zencefil ispat edilmiş. Bakın burada Almanca dergi. Nedir? Zencefil. Zencefilin birleşimindeki etken maddeler damarlar açar. Baş dönmesine karşı bulantı, kusma, bunun da hapı var bizde. Bakın ne kapsülü var. Almanlar bunu üretiyor. Mesela seyahat es, bunu da başka faydaları var. Almanlar mesela seyahat esnasında arabayla, uçakla, vapur, gemiyle seyahat esnasında bulantı, baş dönmesi, kusma gibi rahatsızlar olursa seyahat hastalığı, zencefil kullandığı zaman hiçbir rahatsızlık kalmaz. Bizde nane de kullanılır.
Nane. Bunu da kullanılır. Yani seyahat esnasında bu naneden çok çok daha etkili. Bununla ilgili belge var. Yani ben kendim bir şey söylüyorsam belgeye dayanıyorum. Belgeye dayanmadan konuşmak yani burada yok. Mevcut bitki takviyelerinin tamamı klinik değerlere, profesörlere ve belgelere dayanıyor. Şimdi Almanya'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan bir komisyon E var. 19 profesör doktor, tıp doktoru ve fitoterapi uzmanı aynı zamanda. Bu 19 profesör doktor 3 ayda bir toplanırlar, bitkiler hakkında monografi yayınlarlar. Yani laf üretmek yok. Bize çıkıyor biri diyor ki, ben ginseng buldum, panax işte damar açar. Hangi araştırmaya göre? Hangi klinik araştırmış? Belge yok, bilgi yok. Peki. Evet, özür dilerim. Panax ginseng. Kalp damar için değil. Halsizlik derması yorgun için faydalı. Burada benim kitabımda bununla ilgili ayrıntılı, en ayrıntılı bilgiyi veren benim. Ama vatandaş diyor ki damar açar. Hayır, damar açmaz. İçine kimyasal madde katıyor. İşin üç kağıdına kaçıyor. Peki.